Sorma izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuza Ege'nin incisi İzmir'den devam ediyoruz efendim. Bu Ber gruba konuk olduk. Yanımızda genel müdür Sayın Barış Ber bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgi verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biz 2013 yılında Ber kurulan bir firmayız. Yönetim kurulu başkanıyım ben. 2013 yılında ilk önce gayrimenkul sektörüyle pazara girdik. Ve daha sonrasında hedeflerimizi kendimize koyduğumuz süreler boyunca kendimizi geliştirmeye odaklı çalıştık. Gayrimenkul sektörü hepimizin bildiği gibi aslında herkese kolay gelen fakat aslında işin içine girdiğimizde zor bir sektör oldu. Söyleyebilirim. Şüphesiz gayrimenkul sektöründe çok fazla açıklar var ve biz bu açıkları kapatmak üzere çok önemli çalışmalar kat ettik kendilerimizde. İyi bir personelimiz olsun istedik, işte müşterilerin memnuniyeti açısından güzel çalışmalara katıldık. Eğitimlerimizi her zaman devam ettirdik, eğitimler verdik. Bunlar bizim için çok büyük tecrübeler sağladı bizim firmamıza ve geliştirmemize. Daha sonrasında iyi işlere, iyi projelere imza atarak neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde şirketimizin adı altında daha farklı alanlara da yönelmek istedik. Bunlardan ilki tekne brokerlığı adı altında gerçekleşti ve firmamızı bu yola da sokmuş bulunduk. Müşteri memnuniyeti, müşteri istekleri bizim için her zaman ön planda olduğu için müşterilerimizin bizden istediklerine her zaman en hızlı şekilde, doğru ve güvenilir bir şekilde cevap vermeyi hedef aldık kendimize. Efendim yanımızda firma ortağı Gökhan Kanat bulunuyor. Merhaba Gökhan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanımak istiyoruz. İsmim Gökhan, Gökhan Kanat. 91 doğumluyum. Evet. Bu işe 2013 senesinde başladık. Bir grup adı altında. Gayrimenkulle başladık. Gayrimenkulden sonra kendimize koyduğumuz hedeflerle birlikte tam bir grup şirketi haline geldik. Evet. Bunlar da tekne brokerlığı oldu. Araç alma satımı, lüks araç alma satımına girdik. Böyle devam ediyoruz. Evet. Barış'la birlikte ortak olarak bir iş yapıyoruz. Çocukluk arkadaşıyız. Üçünden tabii ki sektörde bir yer edindiniz ve hızlı bir giriş yaptınız diyelim. Başarılı projeleri de imza attınız. Evet. Bunlar bir en önemlisi hangisi? Ya tabii ki gayrimenkulle başladığımız için çalıştığımız firmalar olsun, sadece İzmir için de çalışıyoruz. Yani İzmir için de çalışıyoruz. İstanbul firmalarımız var. İstanbul firmalarıyla başladığımız bu yolculuğa şimdiki konumuza gelmiş bulunmaktayız. Yani tabii ki gayrimenkul bizim her zaman önceliğimizdir. Barış Bey, öncelikle tercih edilen firmalar arasına girdiniz. 3 senede bunu neye bağlıyorsunuz? Farkınız nedir? Bunu neye bağlıyoruz? Şöyle söyleyebilirim. İlk bu gayrimenkul sektörüne girdiğimiz yıllarda bize aslında girmeyin, işte bir sürü emlakçı var, siz nasıl barınacaksınız gibi söylemlerde bulundular. Şimdi bunlara kulak asmadık. Neden kulak asmadık bunlara? Şimdi bunların etkisi altında kalmış olsaydık bir yerlere gelemeyecektik. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir sürü gayrimenkul firması dolaştım, müşteri olarak dolaştım ve bunların arasında hangi noktalarda açıkları olduklarını inceledim. Ve dolayısıyla tutunabilmek adına bu açıkları biz nasıl kapatırız, biz bu sektöre girdiğimizde bu açıklara nasıl engel oluruz, neler yapmalıyız, çok iyi benimsedik kendi şirketimiz olarak. Ve insanlara da bu açıkları kapatıp hizmet vermeye çalıştık. Dolayısıyla insanların bizi tercih etmesinde bu en önemli etkilerimizden biri oldu. İnsanlara güven, istedikleri güveni sağladık, istedikleri yatırımı sağladık. Ve bizden bu konuda çok mutlu ve memnun oldular. Dolayısıyla biz müşterilerimizle olan bağlarımızı hiçbir zaman koparmadık. Sürekli onlara yaptırdığımız yatırımlar konusunda sürekli geri dönüş sağladık, memnuniyetleri konusunda. Bunlar bizim için bir konuma gelebilmemize neden oldu. Geldiğimiz konumda bugün biz
Gökhan'la beraber çok mutluyuz. Aslında Gökhan'la biz bazen kendi aramızda oturup düşündüğümüzde hiç bu konulara gelebileceğimizi tahmin de etmiyorduk. Birazcık şans, birazcık akılcılık bizi bu noktalara getirdi. Ve şu anda olduğumuz konuda dediğim gibi çok çok memnun ve mutluyuz. Onu söyledim. Bu da farkımızı yaratmıştır. Kesinlikle. Kesinlikle. Gökhan Bey, tabii ki Türkiye'nin lider firmalarıyla çalışıyorsunuz. Projelerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi çalıştığımız firmalarla ilk her zaman ki prensibimiz bizim doğru işleri yapmak. Sattığımız ya da pazarladığımız bir taşınmazın gayrimenkulün bu satış işlemlerini yaptıktan sonra onlara destek olarak da devam ediyoruz. Yani satışları olsun, reklamları olsun hepsini üstleniyoruz. Böyle bir satış odaklı olarak çalışıyoruz yani. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Başlanması istenen projelerden sonra projeye başlandığını varsayalım. Projenin satışları tamamlanmaya yakın. Çünkü bu projeyi bitirecek olan firma yeni projelere adım atmak istediği için onlara proje tam tamamlanmadan önce biz onlara yine yatırımlarını sürdürebilmeleri adına yeni yerler bulmak istiyoruz. Ve bu bulduğumuz yerlerde önce biz firmamızın yatırım yaptığında ona geri dönüşümü iyi olabilecek, karlı bir yatırımı onlara sunmak. Yani bize önce mantıklı gelecek ki ondan sonra firmamıza mantıklı. Lokasyon da çok önemli değil mi? Tabii ki. Lokasyon çok önemli. Aynı zamanda dediği gibi kar marjları da çok önemli. Şimdi hiçbir çalıştığımız firmayı zarara sokmak istemeyiz. Ve dolayısıyla zarara soktuğumuzu düşünürsek işte yine söylediğiniz noktaya geliyor. Nasıl tutulmuyor? Tutulamaz. Şimdi dolayısıyla insanlara siz mantıklı, karlı bir yatırım yaptırıyorsunuz. Geri dönüşümü iyi olan. O firma daha zaten sizi bırakmıyor. Onu da söyleyebilirim. Yani biz firmalara sürekli yer bulduğumuzda onların önce bize mantıklı gelecek dediğim gibi ki onlar da bu işe adımlarını attı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla adımlarını atabilmeleri adına. Bu projeler sürekli devam ettiğinde onların da bizden memnuniyeti oluşmak durumuna geliyor. Ve dolayısıyla hani birlikte böyle bir iş ortaklığı gibi bazı projelerde devam ediyoruz. Belirli projelerde devam ediyoruz. Sürekli devam ediyor. Sirkülasyon devam ediyor. Evet. Peki birikimleri değerlendirmek isteyen yatırımcılara, konut almak isteyen değerli müşterilerinize ödeme kolaylığı da sağlıyor musunuz? Çalıştığımız bankalarımız var. Tabii ki de bu durumda müşterilerimize her zaman yardımcı oluyoruz. Yani öncelikle zaten hani insanların istemleri çok önemli bizim için. Yani alıcı kitle öncelikle ne istiyor? Yani bir yatırım yapacağı, bunu bir daire olarak düşünürsek, yatırım yapmak istediğin acaba ne? Yani bir daireden beklentileri ne? İstek ve ihtiyaçları. İstek ve ihtiyaç. Şimdi çok barizdir. Bizim ülkemizde insanların bizlerden istediği geliyorlar. İşte ben 3+1 bir daire istiyorum. Tamam, çok güzel. Ne olsun? Kriterleri var. Her zaman derler işte şöyle otoparkı olsun, işte kapıcısı olsun, işte havuzu olsun, güvenliği olsun ama işte şu fiyatta olsun. Şimdi bizim ülkemizde yani bazı kriterlerde bunlar yok. Artık yok. Daha bir siteleşme yaşamlarına gidildi. Şimdi site yaşamlarına gidildiği için şimdi insanlardan önce diyoruz ki otoparkı olsun mu, havuzu olsun mu, o zaman bu fiyat. Şimdi bizim ülkemizde artık yavaş yavaş dönmeye başladı. Neye dönmeye başladı? Artık insanlar nerede oturduğunda, nasıl bir yerde oturduğunda ödemesi gereken rakamları iyi biliyorlar. Daha kaliteli ve konforlu bir yaşam vazgeçilmez bir hal aldı değil mi? Doğru. Siz de A grubuna hitap ediyorsunuz. Elimizden geldiğince. Çok güzel. Tüm prosedürlerde müşterilerinizin yanında mısınız? Tabii ki de. Tüm prosedürleri birazcık açarsanız onu da anlatayım. Tabii ki. Banka dediniz. Doğru. Onun dışında işte tapu daireleri. Tabii ki de. Tabii ki. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Evet. Sonuçta müşteri odaklı çalışmamız lazım. Yani garantili bir hizmetiniz var ve süre gelen bir hizmetiniz var. Bu çok önemli. Profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz değil mi? Doğru. Kaç kişiyle hizmet ediyorsunuz? Kaç kişiyle hizmet ediyoruz? Yaklaşık şu anda 8 kişiyle hizmet ediyoruz. Ve bu rakamı zaten hani arttırmak
bizim için büyük hedeflerdir. Şubeleşmelere gidiyoruz. Şu anda mesela yeni bir şubemiz açılacak. Çiğli, İzmir Çiğli'yle bir yeni bir şubemiz açılacak. Teşekkür ederiz. Orada da şu anda 4 tane bir istihdam sağlayacağız. Tabii baktığınız zaman 8, 4 daha 12, 12 kişiye istihdam sağladığınız zaman onların aileleriyle beraber nereden baksanız 20-25 kişilik bir ekibimiz oluyor. Yani aileleriyle beraber baktığınız zaman. Şimdi 25 kişiyi doyurmak var bu işin ucunda. Ve her zaman çalışan personelimizin de mutluluğu bizim için en önemli bir şey. Yani. Çalışan personel ne kadar mutlu olursa çünkü o kadar verimli oluyor. Evet. O da bizim işlerimize yansıyor ve kendilerine yansıyor. Sizler gibi genç, dinamik, profesyonel. Kadromuzu da zaten gençlerden oluşturmaya çalışıyoruz. En azından genç nesil, biz de genciz ve genç nesil olarak bazı girişimlerde bulunduğumuz zaman iyi konumlara gelmek genç yaşlarda iyi. İlerleyen yaşlara geldiğimizde daha büyük konumlara gelebilme ihtimalimiz oluyor. O yüzden genç personeli tercih ediyoruz. Biz de genciz. Onlar da genciz. Kesinlikle. Gökhan Bey, tekne günümüzde bir tutku biliyorsunuz. Tekne sahibi olmak isteyenler de size bir şekilde ulaşıyorlar. Nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani şimdi şöyle yapıyoruz. Müşterilerimizle biraz önce de Barış'ın dediği gibi istekleri önemli çok. Yani arz talep çok önemli. Sistemlerine göre araştırmalar yapıyoruz tekneler konusunda. Türkiye olsun ya da yurt dışı olsun. Genellikle bu yurt dışı oluyor tabii ki. Bu Hırvatistan, Yunanistan, Fransa gibi ülkelerden biz buraya tekne çekebiliyoruz. Onların istediklerine göre tekneleri bulup orada kendi gözlerimizle görüp önce daha sonra tabii ki bir taneyle yetinmiyoruz. Onların isteklerine göre gidiyoruz, buluyoruz ve müşterimizi de eğer isterse götürüyoruz. Eğer yani anlaşırsak, severse, hoşuna giderse, alacaksa eğer Türkiye'ye istediği yere istediği şekilde getirebiliyoruz istediği zaman. Yani o sınır yapıyoruz diyorsunuz değil mi? Sınır yok. Bu çok önemli. Bu motor yap olabilir, yelkenli olabilir. Yani büyüklüğü önemli değil, istedikleri kadar büyük bir tekne olabilir. Bu bizim ikinci bir iş kolumuz ve bu bizim için önem verdiğimiz bir konu. Çünkü tekne sektörü, deniz yaşamı çok farklı bir yaşam. İnsanların istemleri bazen çok ucuz bucaksız olabiliyor. Ve bunlara bile cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü onların da memnuniyeti bizim için çok önemli. Daha sonra da tüm desteklerimizle onların yanında oluyoruz. Yani bu servis olsun, bakım olsun, her türlü konuda destek ediyoruz. O zaman tekne severler size uyanınca ulaşırlar. Memnuniyetle. Aynı zamanda ikinci el araç alım satımı yapıyorsunuz. Hangi marka araçlar genellikle? Birazcık daha üst segment araçlarla çalışıyoruz. Bu kendi aslında yatırımımız olan araçlar. Tabii ki de tekne gibi söyleyemeyeceğiz bunu. Nedir? Biz bazı araçları alıyoruz ve sadece satışıyla üstünde şirketimizin üzerine alıyoruz ve satıyoruz. Bu tekne gibi değil yani arz talep olarak aslında tabii ki de insanlar yine bazı şeyleri arz ve talep ediyor ve araçları bulduklarını bizde olan araçları almak isterlerse alabiliyorlar. Araçları kendi bünyemize alıyoruz ve teknelerin hepsini kendi bünyemize alıp da satışını yapıyoruz. Yine tekneyi gayrimenkul olarak düşünün. Yani bir şeyi satarken aracı oluyorsun. Tekne de aynı şekilde fakat araçlarda böyle bir şey yok. Araçları kendi bünyemize alıyoruz ve satışlarını öyle veriyoruz. Peki yakın gelecekteki projeler neler, bizi neler bekliyor, merak ediyoruz. Sizi neler bekliyor? Aslında Gökhan'la da bir hafta önce konuştuk. Mantıkta iyi bir sektör olsun dedik. Ve biz burada mücevherat sektörüne karar verdik. Böyle bir planımız var. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Fakat ne zaman ne aşamaya geleceğimiz de belli değil. Yani şu an sadece karar vermek için uğraşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama bizim için, şirketimiz için, Barış'la benim için güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ben tabii ki gençlere, genç girişimciler olarak güzel örnek olduğunuzu düşünüyorum. Ve başarılarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, İzmir'den Bubel Grup'tan sizlere seslendik efendim. Aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.